Arkadaşlar merhaba, videomuzun konusu İngilizce WH soru sözcükleriyle cümlede verilen altı çizilen bir öge için soru sorma çalışması olacak. Bu benden çok sık talep edilen, çok istenilen bir çalışmaydı. Ben de yazılı döneminde, yazılılar tam başlamak üzereyken bu çalışmayı yapmaya karar verdim. Öğrenci arkadaşlarımızın işini kolaylaştırmak için. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hangi sınıfın öğrencisi olursanız olun karşınıza çıkacak yazılıda böyle bir bölüm görme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu çözüme başlamadan önce, soruların çözümüne başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Kanalın her sınıfın kendine ait oynatma listesinde 5. sınıf, 6. sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf, 9, 10 ve 11. sınıf oynatma listelerinde örnek yazılı çözümü videoları hazır. Yani yazılı çözüm videolarında izleyerek, örnek yazılarını çözüm videolarında izleyerek yazılıya hazırlanabilirsiniz diyorum. Fazla da sözü uzatmadan çalışmaya başlıyorum. Şimdi birinci cümlede arkadaşlar altı çizilen 3 tane öge var. Geniş zamanlı bir cümle. Soru sorma çalışması yaparken ilk başta dikkat etmemiz gereken nokta bu cümlenin tensinin ne olduğudur. Karşımızda geniş zamanlı bir cümle var. He goes to school every day. O her gün okula gider. Şimdi öncelikle şunu bileceğiz. Geniş zamanda soru sormak için kullandığımız yardımcı fiiller do ve does'dır. Eğer öznemiz he, she, it ya da üçüncü tekil şahıs bir özne ise soruyu does'la soruyoruz. Öznemiz I, you, we, they ya da herhangi çoğul bir özne ise soruyu do'yla soruyoruz. Peki nedir bu çalışmanın özü? Özü şudur. Öyle bir soru sor ki altı çizili olan öge cevap olsun. Şimdi birinci cümlede altı çizili olan öge he'dir. Aslında biz bunu şöyle yapalım. Mesela diyelim ki Ahmet. Öyle bir soru sor ki cevabı Ahmet olsun. İlk önce ilk altı çizilenle başlıyorum. Ahmet goes to school every day. Peki şimdi ben neyi soracağım arkadaşlar? Özneyi soracağım. Özneyi soran WH soru sözcüğü nedir? Who'dur. Who'yu başa alıyorum. Normal şartlar altında her soruda arkadaşlar öznenin önünde yardımcı fiil gelmek zorundadır. Zaten sorunun bel kemiği budur. Yardımcı fiili öznenin önüne aldığınız zaman cümleyi ana hatlarıyla soru yapmış olursunuz. Ama bir soru var ki o soruda yardımcı fiil kullanılmaz. İşte o da özneyi soran sorudur. Çünkü biz yardımcı fiili zaten öznenin önüne getiririz soru yaparken. Eğer sorunuz zaten özneyi soran bir soruysa yardımcı fiile ihtiyaç yoktur ve direkt fiille devam edersiniz. Who goes to school every day? Ve şuna da dikkat edeceğiz. Who goes to school every day? İlk önce şunu bir yazayım. Every day diyorum. Şuna da dikkat edeceğiz arkadaşlar. Biz yardımcı fiil kullanmadığımız için cümlenin kendinde var olan özne he olduğu için kendinde var olan s takısı da yerini koruyacak. Ve fiilin sonunda sabit duracak. Who goes to school every day? Şimdi ikinci olarak altı çizilen nedir? Ona bir bakalım. Goes to school. Okula gider. Eğer bir cümlede fiilin altı çizildiyse ben o soruyu arkadaşlar ne yapar şeklinde soracağım. Çünkü zaten fiilin altını çizmişim. Altını çizmek demek o ögeyi görememek demektir. Burada Ahmet kalıyor geriye ve her gün kalıyor. O zaman benim soracağım soru Ahmet her gün ne yapar olacak? Dolayısıyla neyi de arkadaşlar neyle sormam gerekiyor benim? Ne'yi sormak için kullandığım soru sözcüğü İngilizce'de what'tır. What dedim. Ha, neyi unutmayacaktım? Cümlemin tensinin ne olduğunu. Benim cümlemin tensi geniş zaman ve öznem he'dir. Ve fiilin sonunda o yüzden s takısı vardır. O yüzden yardımcı fiilim öznenin önüne getireceğim yardımcı fiil does olacak. What does Ahmet do diyorum. Şimdi bu ikinci do nedir? İkinci do arkadaşlar gerçek fiildir. Bu yardımcı fiil değildir. Nasıl ki Türkçe'de siz mesela nedir? Ahmet okula gider ama okula gittiğini bilmiyorsunuz. Siz bunun için soru soruyorsunuz. Mesela Ahmet salı günleri okula gider. Ahmet salı günleri ne yapar diyorsunuz. O fiilin yerini örtmek için yapma ifadesini kullanmanız gerekir. İşte Türkçedeki o yapmak İngilizce'de do'dur. Do burada esas fiildir. What does Ahmet do every day diyorum. Ahmet her gün ne yapar?
Ve arkadaşlar bir sonraki altı çizili olan ögemiz de every day'dir. Her gün. O zaman öyle bir soru sormalıyım ki ben cevabı her gün olsun. Sorun benim ne olmalı? Ne zaman olmalı? İngilizce'de ne zaman sorusunu sormak için kullandığım WH soru sözcüğü when'dir. When ve ne diyoruz? Sorunun özü şudur. Yardımcı fiili öznenin önüne getirmektir. Özneyi soran sorular hariç. Ben burada özneyi sormuyorum. Zamanı soruyorum. Öznem Ahmet'ti. Tensim geniş zamanda. Does'ı hemen koyuyorum. When does Ahmet? Ha, şimdi does olduğu için arkadaşlar artık s takısı does'ın içindedir. İngilizce'de geniş zamanda soru sormaya yarayan yardımcı fiil do ya da does'dır. Aslında tek yardımcı fiil vardır do. Niye bir de does var? Çünkü soru sorarken s takısı do ile birleşir. Yani bizim s takımız artık does'ın içindedir. Dolayısıyla ne olacak? Go'nun sonundan s takısını artık kaldıracağım. When does Ahmet go to school? School diyeceğim ve sorum tamamlanmış olacak. Ahmet ne zaman okula gider? When does Ahmet go to school? İkinci soruya geçiyorum. They cut the grass diyoruz. Onlar çimleri biçerler. Bu da geniş zamanlı bir soru. Şimdi kim biçer çimleri? Burada söyleyeceğimiz çok kilit, çok anahtar, çok özel bir husus var. Arkadaşlar özne burada değil, onlar. Ama bir kural, bir prensip var İngilizce'de. Bu Türkçe'de de genellikle böyle kullanılıyor. Özneyi soran sorular daima tekil sorudur. Yani kimler biçer çimi değil de biz soruyu çimleri kim biçer diye soracağız. Bu ana prensiptir. İngilizce'de cevabın ne geleceğini bilmediğimiz için, özneyi bilmediğimiz için soru daima tekil sorulur. Dolayısıyla ben önce who'yu koyuyorum. Ve bakın gene özneyi sorduğum için ne do koyuyorum buraya ne does koyuyorum. Direkt olarak arkadaşlar fiile gidiyorum ve s takısı koyuyorum. Çünkü neden? Ne söyledim az önce? Özneyi soran soru daima tekildir. Dolayısıyla who cuts the grass diyorum. Çimleri kim biçer? Şunu özellikle kızarttım. Katı tekrar rengimize geri dönelim. Evet, çimleri kim biçer dedim ve soru işaretini koyuyorum. Şimdi ikinci olarak neyi sormam lazım? Onlar öyle çimleri biçerler. Öyle bir soru sor ki cevabı çimler olsun. Ha, neyi biçer? Ne dediğim için what'la soracağım soruyu. Öznem artık açıkta. What do they dedim. Çünkü öznem they, bunu biliyorum. Ve geniş zamanda they öznesiyle soru sorarken do kullanılır. Pardon arkadaşlar. What do they cut? Onlar ne biçerler? Geçiyorum üçüncü soruya. He gives Harry a nice present. O Harry'e hoş bir hediye verir. Bu da geniş zamanlı bir soru. Evet, şimdi ne dedik? Bir de öyle bir soru sor ki cevabı he olsun. Who ile soracağız kim diye özneyi. Who dedim. Neydi kuralımız? Who'lu sorularda, özneyi soran sorularda, özne cansızsa what'la sorulur özne. Ama burada canlı, yardımcı fiil kullanımı yoktur. Direkt olarak fiil kullanılır ve s takısı da yerinde sabit kalır. Who gives Harry? Harry'e kim verir? Ne veriyor? A nice present. Hoş bir hediye dedim ve soru işaretimi koyuyorum. Şimdi arkadaşlar burada he öznedir. Harry ise verilen kişi, yani nesne kişidir. Ha, şimdi nesne kişiyi neyle soracağız? Kime verir diye soracağız. Burada da bir farklılık yok. Bunu da who ile soracağım ama cümle sonunda bir şey daha yapmam gerekiyor. Şimdi bakın. Buradaki kim verirdi? Buradaki kime olacak? Ama bakın nasıl olacak? Who'yu ilk önce koyuyorum. Öyle bir soru sor ki cevabı Harry olsun. Benim öznem açıkta. O zaman o kime verir diye soracağım. Öznem o olduğuna göre does yardımcı fiilini koyuyorum. Who does he diyorum. Özneyi de yerine koyuyorum. A nice present. A nice present. Ha, en sonda yapmam gereken hareket şudur. To edatını koymak. A yönelmesi. O. İşte bu. To'yu cümle sonuna koyduğunuzda şu kim? Kime şekline dönüşür. Who does he? Fiilimi kullanmayı unutmuşum.
Does geldiği için fiilin sonunda s takısı olmayacak. Who does he give a nice present to? O kime güzel bir hediye verir? Arkadaşlar bunu da söyledikten sonra şimdi bir de ne olabilir? Yazılarınızda simple past tense'de de soru sordurma çalışması yaptırabilir hocalarınız, öğretmenleriniz. Evet, şimdi bir de simple past tense'de ne yapıyormuşuz ona bakalım. The guest made an awful mess. Konuklar, yani mess dağınıklık demektir. Awful da berbat, berbat bir dağınıklık yaptılar, meydana getirdiler. Hani bir toplantı oldu, konuklar geldi, arkadan her yer darmadağın kaldı anlamında. Şimdi öyle bir soru sor ki cevabı konuklar olsun. Çünkü konukların altı çizili. Neydi benim kuralım? Özneyi who ile soruyordum. Eğer canlıysa ha who dedim. Bakın arkadaşlar, simple past tense'de değil geçmiş zamanda sorular did ile yapılır. Niye? Çünkü do'nun ikinci hali, do yardımcı fiilin ikinci hali did'dir. Ha şimdi ve öznenin önüne did getirilir soru sorulurken. Ama biz gene burada aynı kural geçerli. Özneyi soran soruda yardımcı fiil yoktur ve fiile direkt gireriz. Ve did olmadığı için de fiil birinci hale geri dönmez, ikinci halde sabit kalır. Dolayısıyla who made an awful mess diyorum. Evet, şimdi ikinci altı çizili olan unsur nedir? An awful mess, berbat bir dağınıklık. Ha, konuklar yaptılar var. Ben ne kalır geriye? Ne yaptılar diye sormak kalır. Fiilim açıkta. Dolayısıyla bakın şöyle who ile soruyorum. Şöyle pardon, ne yaptılar diye soracağım. Ne soru sözcüğü İngilizce'de nedir? What'tır. Bu sefer konuklar öznem açıkta. Konuklar çoğul ama dili geçmiş zamanda tekil ya da çoğul soru sorarken fark etmiyor. Hepsi için did'le soruyoruz soruyu. What did the guest? What did the guest? Ha şöyle. What did the guest make? Fiili de ne yapacağım? Birinci hale geri döndüreceğim. Çünkü arkadaşlar nasıl ki geniş zamanda does geldiğinde fiilin sonundan s takısı kalkarsa, dili geçmiş zamanda da did ile soruyu sorduğumuz zaman fiil birinci hale geri dönecek. Çünkü ikinci hallik, yani geçmiş zaman durumu artık did'in içerisinde. Çünkü did zaten geçmiş zaman yapıyor sorumuzu. Çünkü did do'nun ikinci halidir. What did the guest make? Konuklar ne yaptı? Beşinci soru. Gene geniş zamanlı bir soru. The twins watch a movie every day. Ha burada ikizler diyor ama kuralımız neydi? Soruyu daima tekil soruyorduk özneyi. Öyle bir soru sor ki cevabı ikizler olsun. Watch a movie every day. Her gün bir film seyreder. Kim her gün bir film seyreder diyeceğiz. Ne demiştik? Who watches? Çünkü özneyi soran soru daima tekil sorulur. Who watches a movie every day? Sorumuz tamamlandı. Ha every day. İkizler her gün ne yaparlar? Film seyrederler. Ne zaman seyrederler diye soracağım. Ki cevabı her gün olsun. Zamanı soran soru da when'dir. When, bu sefer özne açıkta, ikizler açıkta olduğu için ve çoğul oldukları için do ile soracağım. When do the twins watch a movie diyeceğim. Watch a movie. Evet, yolumuza devam ediyoruz. Nedir? Altıncı soruda. Ben şu soruyu bir aşağıya alayım, rahat edelim şöyle. Evet. They went home because they were tired diyor. Şimdi altı çizili olan kısım arkadaşlar because'la başlıyor ve sebep ifade ediyor. Çünkü onlar yorgundular. Ha eğer because'lu bir ifadenin altı çizilmişse biz soruyu niçin diye sormalıyız ve İngilizce'de niçin anlamına giren soru sözcüğü why'dır. Why. Cümlemizin tense'i görüyorsunuz. Go yerine went var burada. Dil geçmiş zaman. Ha öznemiz açıkta. They. Peki önce öznenin önüne yardımcı fiil gelir. Altın kural soruda. When did they? Pardon. Why did they? Neden? Çünkü diye başlıyor cevabımız. Why did they? Ha ve diğer altın kuralı da unutmuyoruz. Madem did kullandık, fiil birinci hale geri dönecek.
go home. Onlar neden eve gittiler? We call Mary every weekend diyor. Geniş zamanlı bir cümle bu sefer. Biz her hafta sonu Mary'i ararız. Şimdi biz kimi ararız diyeceğiz. Arkadaşlar bir kere kimi başa yerleştireceğiz. Who diyeceğiz. Who. Kimdir öznemiz? Biz. Dolayısıyla geniş zamanda we olduğu zaman özne yardımcı fiilimiz neydi? Do'ydu. Who do we call? Call. Every weekend diyeceğim. Every weekend. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar bir şey daha söylemekte fayda var. Bir de whom var. Arkadaşlar onu sıkça soruyorlar. Şimdi bakın birine bir şey verme, bir yönelme var ise biz zaten who ve to edatıyla onu karşılıyoruz. Bakın yukarıda bunu yaptık. Neydi? Şurada bir yerde yaptık. Evet, who does he give a nice present to? Kime verir? Ha, eğer soracağınız soru kimi ise, yani nesne kişiyi soruyorsanız, soruyu who ile sorduğunuz gibi, who do we call every weekend? Her hafta sonu kimi ararız şeklinde, bu soru whom'la da sorulabilir. Whom'u koyduğunuz zaman gene kimi anlamını vermiş oluyorsunuz. Şimdi eskiden İngilizce'de bu soru ancak nesneyi soran soru sadece ve sadece whom'la sorulabilirdi. Ama artık günümüz İngilizcesinde who'yla da sorabiliyoruz. Ama bunu da söylemiş olalım ki sonra eksik bıraktınız demeyin. Whom do we call? Biz kimi ararız? Every weekend. Ve arkadaşlar bu iki soru formatı da doğrudur. Eğer öğretmeniniz, hocanız sizden böyle yapmanızı istiyorsa siz nesneyi soran kişiyi bu şekilde whom'la sorabilirsiniz. He stays in bed. O yatakta kalır. Şimdi evet yapalım. Ne yapacağız? Özneyi soracağız. Öyle bir soru sor ki cevabı he olsun. Özneyi soruyorsam bakın geniş zaman yardımcı fiil olamaz. Ne olması lazım? S takısı yerinde sabit kalacak ve direkt fiile gireceğim. Who stays in bed? Yatakta kim kalır? Kim kalkmaz? Ha, şimdi ikincide de yatağın altı çizilmiştir. In bed. O zaman o nerede kalır diye soracağım. Yeri where ile soruyoruz. Where does dedim. Altın kural. Özne sorulmuyorsa özneyi kullanacaksam mutlaka öznenin önüne yardımcı fiili getiriyorum. Where does he stay diyorum. Nedir? S takısı artık yok. Çünkü S takısı artık arkadaşlar nerede? Does'ın içerisinde. E ne oluyor derseniz İngilizce'de sonu o ile biten fiillerin sonuna eğer simple present tense geniş zaman S takısı getirilecekse E ve S şeklinde gelir. Bir tane daha because'u cümlemiz var. He took the umbrella because it was raining. O şemsiyeyi aldı çünkü yağmur yağıyordu. Çünkü'nin yani sebep cümlecinin altı çizilmiş. O zaman benim soruyu ne yapmam lazım? Neden şeklinde sormam lazım? O neden şemsiyeyi aldı? Cümlemin tense dili geçmiş zamandır. Ne diyorum? Why? Soruyu did ile soracağım. Çünkü geçmiş zaman. Why did he? Did'i kullandığım anda ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Fiili birinci haline döndüreceğim. Took fiilinin birinci hali take'tir. Why did he take the umbrella diyeceğim. Devam ediyorum. The students put the books into the bag. Öğrenciler kitapları çantaya koydular. Nereye diye soracağım. İngilizce'de nereye, nerede, nereden bunların hepsi where WH soru sözcüğüyle sorulur. Ha, onlar öznem zaten açıkta kullanabiliyorum. Cümle simple past. İngilizce'de put fiilinin birinci, ikinci ve üçüncü hali hepsi aynıdır. Ama biz cümlenin gelişinden anlıyoruz ki öğrenciler kitapları çantaya koyarlar ya da koydular. Ben buna simple past tense muamelesi yapayım. Öyle olduğunu düşüneyim. Böyle bir cümlenin geniş zaman mı, geçmiş zaman mı olduğu bir önceki ya da bir sonraki cümleden anlaşılır metin içerisinde. Şöyle diyelim. Geçmiş zaman olduğu için where did the students, where did the students put the books diyorum. Evet. Peki 12'ye geçiyoruz arkadaşlar. 12'de she wore black jeans last Tuesday diyor.
O siyah kot giydi geçen salı. Şimdi ha birinci de bileğin altı çizilmiş. O zaman benim o ne renk kot giydi geçen salı demem lazım. Arkadaşlar rengi soran ifade what color'dır. What color. Burada şimdi bir altın kural var. Nitelik sorarken yani what color gibi örneğin renk sorarken ne renk olduğunu sorduğun ne renk ifadesiyle ne renk olduğunu sorduğun şeyi birbirinden ayırmayacaksınız. Dolayısıyla what color jeans diyeceğim. Jeans'i de hemen kullanacağım. Hemen kullanacağım. Jeans çünkü bu bir tamlamadır. Cümlemiz dili geçmiş zaman wear giymek fiilin ikinci hali olduğu için önce yardımcı fiil özneden önce did öznemiz neydi? She. What color jeans did she? Fiil did'den ötürü hemen birinci hale dönüyor. Did she wear last Tuesday diyorum. Evet. Ve arkadaşlar last Tuesday ne zaman giydi? Şimdi ikincide de öyle bir soru sor ki zamanı geçen salı olsun. Zamanı neyle soruyorduk? When'le. When did she wear black jeans diyeceğim. Black jeans. Peki. Şimdi burada ne var? Efendime söyleyeyim. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu son cümleyi de yapacağım. Videonun süresinin çok uzamaması için. Yani yazılarınız var. Çok zaman harcamayın diye. Ondan sonra şunları alıyorum o yüzden. Bazen şöyle deniyor. Hatta o kadar kaba insanlar var ki aramızda. Maalesef var. Toplumda bu insanlarla birlikte yaşıyoruz. Ne yapalım? Ama onlara da haddini bilmek düşecek. Eğer bal yemek istiyorlarsa, istifade etmek istiyorlarsa, efendime söyleyeyim, arı kovanına ateşle dalmayacaklar. Haddlerini bilecekler yani. Şimdi bunları silmemin sebebi şu. Ben bir video çekerken daima yapacağımdan daha fazlasını koyuyorum oraya. Videonun süresini ayarlamak için. Videonun süresi çok uzun olursa bırakıyorum bir kısmını. Bir keresinde bıraktım. Adam kaba saba yazmış. Çözüyorsun da mesela burada ne var? 14-15. 14 ile 15'i niye çözmüyorsun? Ya sen bir kere delikanlı olmayı, deli kız olmayı, efendi olmayı öğreneceksin. Konuşmayı öğreneceksin, hitap etmeyi öğreneceksin. Senin karşında yani şey yok. Mahalleden kabadayı arkadaşın yok. Sana yardımcı olmaya çalışan bir insan var. Adabını, edebini bileceksin. Şimdi 14'te 15 siliyorum çünkü videoyu bitireceğim. Çünkü ihtiyaçtan fazlasını koydum. Ha talep gelirse gene böyle bir videoda çekeriz sonra. Şimdi Tina Yaşar fiilin altı çizilmiş. In a small village, küçük bir köyde in West Galler'de. Ha, peki birinci de ne soracağım ki cevabı leaves olsun. İşte Tina Galler'de küçük bir köyde ne yapar? Peki ne ile sormam gerekiyor? What does Tina diyorum. Öznenin önüne does'ı koydum. Ha fiilin altı çizilirse ne yapıyorduk? Yapmak ifadesini do'yu koyuyorduk. What does Tina do? In a small village. Evet village. In Wales. In Wales diyorum. Evet, güzel. Şimdi ikincide de neyin altı çiziyor? In a small village için. O zaman ben Tina Galler'de nerede yaşar diyeceğim. Yani Galler'in neresinde anlamında. Tabii nereyi de where'le soracağım. Where. Bu sefer öznem gene açıkta. Birincide de açıktaydı. Where. Cümle geniş zaman olduğu için ve she olduğu için öznem daha da soruyorum soruyu. Where does Tina live? Evet. In Wales diyorum. Dolayısıyla ben Galler'in neresinde yaşar Tina diye sormuş oluyorum. Where does Tina live in Wales? Peki. Arkadaşlar dediğim gibi bütün sınıflar bazında bu kanalın ilgili oynatma listelerinde mesela 9. sınıf yazılısı 9. sınıf oynatma listesinde 10. sınıf yazılısı 10. sınıf oynatma listesinde 11. sınıf yazılısı 11. sınıf oynatma listesinde gibi hangi sınıfın öğrencisiyseniz şu an yapılacak olan birinci dönem birinci yazılı sınavlarını hazır orada çözülmüş bulabilirsiniz. İzlemenizi şiddetle tavsiye edebilirim. Sonra tavsiye ederim çünkü sonra pişman olabilirsiniz ve bu tarz videoların devamı için de kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.